Mutlu günler diliyoruz. Offsite'ımsı yepyeni bir bölümüyle daha siz değerli aboneleriyle buluşuyor ve tabii ki potansiyel aboneleriyle de buluşmaya devam ediyor. Bu programımızda temsilcilerimizin Avrupa Ligi maçlarını konuşacağız. Emrah Savcı benimle birlikte olacak. Emrah Savcı hoş geldin. Hoş bulduk. evet. Hoş bulduk. Beşiktaş Malmö'yü yendi 2-1. Bunu tabii çok konuşacağız. Dünkü maçları değerlendireceğiz. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz o yönden. Fenerbahçe şok edici bir yenilgi aldı. Galatasaray şok edici bir galibiyet aldı. Galatasaray'la başlayacağız. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Galatasaray 3-2 yendi Tottenham'ı ve önemli bir galibiyeti imza attı. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Sarı Kırmızılılar. Tottenham tabi tabii şoka uğradı. Neler söylersin maçla ilgili? Ya öncelikle tabi Galatasaray'ı yürekten tebrik ediyorum. Açıkçası sen az önce şok dedin. Benim için de büyük şok. Yani Galatasaray'ın Tottenham'ı yenmesi benim için büyük şok. Şimdi Süper Lig'de biliyorsun devamlı bunu da söyleyelim. İzleyenlerimiz biliyorum bana karşı farklı bir yönde bakabilirler ama bunu söylemek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Biz burada bazı şeyleri çıplaklığıyla, tüm çıplaklığıyla konuşalım istiyoruz. Onun için de Süper Lig'de Galatasaray bir şekilde hakemler tarafından kollanıyordu ve kazanıyordu. Ama Avrupa'da hakemler tarafından kollanmadan kazanan bir Galatasaray izledim. ...çatır çatır top oynadı. Buna mı şok oldun? Evet. Yani, hakemler kollamadan evet, da hakemler musun? Hakemler kollamadan da çok net bir şekilde... <laughs> ...inanılmaz bir futbolla kazandım abi. Hakikaten kazandı. Hepsinin ayağına sağlık. Bak bunu da söylüyorum. Yani burada tarafgirlik yapmamak lazım. Hakikaten toplumu sahaya gömdüler kardeşim. Aynen öyle. İngilizler gitsinler evlerinde oturup düşünsünler. Ya biz ne yaptık da böylesi kötü bir futbol oynadık desinler. Hakikaten çok önemli bir galibiyet aldılar. Sürklese eden bir oyun vardı... Kimi dersen de bana, hepsi üzerine düşen görevi tamamıyla yaptı. Barış Alper'e ayrı oynadı, Yunus Akgün'e ayrı oynadı. Ya Osman denilen bir makina var zaten, bambaşka bir boyutta oynadı. Ama Okan Buruk için de şunu söyleyeyim, sen adaletle davranmak zorundasın. Eğer maçın en kötüsü olan Icardi'yi çıkartmazsan işte Icardi sezonu kapatır. Icardi'yi çıkartmayıp Osman'ı çıkartıp ve maç sonunda da bir serzenişi var. Taraftar beni niye ıslıkladı diyor. Yuhaladı diyor. Ay, gülerek diyor. da. Allah ya tamam gülerek diyor ama bunun altında da yatan bir şey var kardeşim. Sen kötü olan Icardi'yi çıkart. Bırak Osman oynasın. Yok antrenmansızmış bilmem neymiş değil. Osman bu takımın itici gücü. Artık Icardi dönemi bırakıldı. Yani aşkın olayımlar falan bunlar hepsi bana göre başka bir boyut kazandı. Yani o Simen'le birlikte Galatasaray gerçeği buldu diye ben düşünüyorum. Kaldı ki zaten tek forvet olarak da çıkacaktır. Herhalde o Simen'le de Batu çift forvet olarak oynamaz. Bu hikayede yanan Batu Şahin oldu o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Gitti ara da ki. bulamadı. Yalan Giderken oldu. de diyordu şampiyonlar liginde oynamak <laughs> istiyorum. Tabii, olmadı. Bundan sonra oylar bu tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Gerçekten Aynen. çok güzel bir galibiyet oldu. Beklenen bir galibiyet miydi? Şöyle... İşte Tottenham'ın oyuncuları sakatlı dört tane herhalde ilk 11'den sakatı vardı galiba. Ya bazı oyuncular da. da formsuz diyelim. Kaptanları son. Ama yine de Tottenham, Tottenham. Yani ne kadar kötü olabilir bir Tottenham? Sonuçta Premier Lig'in büyük devlerinden bir tanesi. Dev takımlarından bir tanesi. Ama Galatasaray gerçekten Ramspark'ta hem seyirci gücünü arkasına aldı. Kesinlikle. Hem aynen. oyun anlamında Tottenham'ı resmen ablukaya aldı. Sadece 10 kişi kaldıktan sonra Tottenham. Lancashire'in 60. dakikada bir kartı var. Ondan sonra oyunun biraz şekli değişti. onu anlam veremedim ben. Yani ya neye o, bağlıyorsun? Onda da şu var. O handikapa bağlıyorum. Yani o biliyorsun Kasımpaşa karşılaşmasında 3-1'den 3-3 olmuştu. Bazı maçlarda bunu yapıyor Galatasaray. Yani bu neden oluyor? Bence rehavetten oluyor ya da geriye yaslanmadan oluyor. Çünkü oyuncu değişikliklerini Okan Hoca yaptıktan sonra bile halen son dakikalarda böyle bütün taraftarın bir şekilde böyle istim üstünde durması, Galatasaray acaba 3-2'den sonra ya yenilen gol, yenilecek gol müydü baktığın zaman? Evet. Böylesi bir oyuna, kaçırılan gollere baktığın zaman diyorum ya inanılmaz boyutta oynayan bir Galatasaray var ama yediğin gol ikinci gol adam topuk pasıyla Topukla gol attı neredeyse. Yani bunların hepsi de Galatasaray için masaya yatırılması gereken şey. Yani sen 3-2'den 3-3 olsaydı başka bir şey konuşur muyduk burada? Elbette konuşurduk. Yani Okan Hoca'nın o Kasımpaşa rüyasındaki o büyüsü vardı biliyorsun. 3-1, 3-3. Ondan sonraki hezimete doğru giden bir futbol anlayışı vardı. Bu aşamada da Galatasaray'ın eğer 3-3 olsaydı toplum karşısında elbette bir şey olmaz. Yani yine namalip yoluna devam ederdin ama oyun aklı olarak tartışılırdı. Bence 3-2 bitmesi bu oyunun haklı mıydı dersen bana göre sonuna kadar hak edilmiş bir skor. Belki daha fazlasını da bulmalıydı e, muhakkak, Galatasaray ama yapamadılar. Samsun maçına yansıması nasıl olur? Ya Samsun spor, ya ben şöyle bakıyorum tekrar lige dönüyoruz değil mi şimdi? Tekrar lige dönüyoruz. E, karşı tarafta haftalardır süre gelen bir açıklama var ben Galatasaray'a sempatizlerim diyen bir başkan var. Evet. Bu gerçek de var yani. Bizim Süper Ligimizin mi gerçeği var. Yani bu gerçekle birlikte Galatasaray saat 16'da pazar günü Samsun Sporu, evet ligin ikincisini ağırlayacak. Bu bana şunu hatırlatıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Sivas Spor'un yıllarda Bülent Uygun'la birlikte bir çıkışı vardı ve Fenerbahçe'ye geliyordu. Kadıköy'e geliyordu. Evet. Ya işte Sivas Spor gelir, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de yener, mener deniliyordu. Fenerbahçe 3 tane atıp göndermişti. Aynı şeyi bekliyorum açıkçası. Yani Galatasaray'ın bu futbol aklıyla, bu oyunla, Hakem Halil Umut Meler'le birlikte ciddi bir şekilde maçın favorisi Şimdi oldu. yapı, yapı var diyorsun o zaman. Bana Oğlum, göre hocam, var. Bana göre var ama bu yapı az sonra Fenerbahçe'yi konuşacağız evet. ya. Acun Bey'in dediği gibi tamamen Fenerbahçe'ye kanalize olmuş bir yapıdan bahsetmiyorum ben. Başka bir yapıdan bahsediyorum. Başka bir yapıdan. Evet. Peki sen yani hafta sonunun maçın şifresi yapı ve Galatasaray yapı ile beraber Samsun'u yenecek diyorsun. Hoca yani başkan da zaten Galatasaray. Yani Samsun'u yener. Görüşüm şunun, hiç, şunun için söylüyorum. Evet. Ya eğer bir Samsun Spor Kulübü başkanıysa ne olursa olsun ya içinde başka bir kulübü de tutsam bile kardeşim bunu söyleyemezsin. Ben bu tarafındayım. Ben Galatasaray sempatizanıyım diyemezsin ya. Bu bu kadar basit. Başkanın bu hafta açıklamaları var. İşte ben Ali Koç'a göndermeler yapıyor. İşte Galatasaraylı taraftarlara göndermeler yapıyor. İşte bana teşvik primi göndersinler. Ali Koç ben dağıtayım mı bunları mı istiyorsunuz gibi böyle garip garip cümleler kullandı başkan. Ama ne olursa olsun sen Galatasaray sempatizanıyım dersen Bugün, yarın tartışılırsın ve tartışılacaksın da. Ben Pazar günü de benim için skorun ötesine geçen bir başkan figürü olacak. Ben o masaya yatıracağım onu. Merak etmesinler. Offsitemizde de çok çok konuşacağız o başkanı. O e, Galatasaray'ın dizilişini nasıl buluyorsun? Ya Galatasaray, evet. Yani çifte dönüyor artık çifte hocam. Çifte dönüyor. Bu saatten sonra tekrar döner mi? O büyük tartışılır. Evet. Ya üçlü bir savunma anlayışıyla oynadı ama orada Davinson Sanchez faktörü var. Ben Davinson'u çok beğeniyorum. Davinson'un da bu takımda kalacağını beklemiyorum açıkçası. Ben sezon sonu osimenin de kalacağını beklemiyorum. Buradan Galatasaraylı taraftarlar büyük bir hashtagler kuruyor. işte. Ossüme'nin açıklaması var. Ama vardı. yönetim de çabalıyor bunun Yönetim de çabalıyor da sen verir misin abi 75 milyon euro? Ya şöyle şimdi... Gözünü kapatıp verir misin şu 75 var. Yani yani milyon euroyu? Şey, şey olmasın da yok işte ben kara borsa bilmem bir şeylerden bulursam veririm. Niye vermem? Yani illegal bahis sitesi sponsorluğu olur. Kara borsa olur. Bir şeyler bulursan verirsin yani. Osimen çok iyi bir forvet. Bak dün Osimen olmaması olmadığı bir senaryoyu düşündüğümde belki Galatasaray bu kadar gol atamayacak. Batu olur. Yani Batu olsa yani Batu Şahay'a lafım yok. O da çok iyi bir forvet ama Osimen başka bir santrafor. Ya yani dünya kalitesinde süper yıldız gibi bir şey yani. Adamın tek dokunuşta gol atabiliyor. Tamam kaçırdıkları da oldu Osimhen'in ama atıyor, güven veriyor. Yani en kötü bir orta Osimhen'le buluştuğu zaman gol olma ihtimali olabilitesi çok yükseliyor Osimhen'le. Dün işte Fenerbahçe'yi gördün. Ceko 50 tane top yani kaçırdı. Affedersin hani kaldıracak bir taraflarını da Ceko gol atacak. Fenerbahçeliler onu bekliyor ya. Yani. Aynen. Ama Osimhen kaçırdı ama atıyor da, attırıyor da. Öyle bir yanı da var Osimhen'in. Çok atletik, çok yani hem uzun gerçekten süper yıldız bir forvet getirdi yani Galatasaray. O yüzden alması çok doğru bir hamle olur. Bir de Galatasaray'ın şöyle bir şansı var. Yani Kerem gitti işte dedik kanatlarda boş kaldı o kim besleyecek. Yunus sanki hep bugünü bekliyormuş gibi oynuyor. Kerem'den daha da iyi bir oyun ortaya koymaya başladı. Kerem'in son dönemlerini evet, Galatasaray'daki son dönemleriyle karşılaştırıyorum. Bu sefer Osimhen daha çok gol atmaya başladı. Şimdi dün Icardi sakatlandı. <laughs> Muhtemelen ciddi bir sakatlı olacak Icardi'nin. Ama Osimhen Üstüne koyu koyu devam ediyor Galatasaray. Yani Fenerbahçe'de hep bir örnek vardı ya işte geçen sezon Fred sakatlandı Fenerbahçe'nin formu düşüyordu. Galatasaray'da öyle bir durum söz konusu değil. Bir de hoca yani neyi denerse denesin takımda tutuyor. Enteresan bir şekilde yani üçlü savunma dönüyor tutuyor. Beşli yapıyor tutuyor. Dörtlü yapıyor tutuyor. Sağ beke Kaan atıyor tutuyor. Berkan'a atıyor sol beke tutuyor. Vallahi bravo. Hani ligde ben de katılıyorum. Yani Galatasaray'ın hakkı bazı yerlerde biraz korunuyor. Yani hakkı demeyeyim de daha çok karşı tarafın hakkı oraya devrediliyor gibi bir ortam var. Yok değil. Ama dünkü maç gerçekten muhteşem bir maçtı. Galatasaray'ı ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Bu kadro, bu oyun, bak bu oyun kupaya talip. Bu oyun. Ya kupaya muhakkak, kupaya talip, muhakkak talip, talip olur. Çünkü bir defa oyun kimliğini ortaya koydum. Bir de az önce senin de dediğin gibi Tottenham gibi bir devdir yani. Tabii, ne olursa olsun Kesinlikle. eksikleri de olsa evirip çevirip evine göndermiştir yani. Bu bu kadar basit. Bir de şu da var. Oyuncu tercihleri konusunda hocanın eli çok güçlü. Bak hocanın elinin güçlü olması çok büyük bir avantaj. Aslında hocanın bence beki yok yani. Galatasaray çok şey değil bek konusunda. Ya yani. tamam beki yok ama adam Zengin. ne yapıyor? Ama formasyon Üçlüğünün değiştiriyor. Garini. Formasyon i̇şte tut... değiştiriyorsun. Ama bu Tuttum. çok büyük bir risk. Yani tamam. tutmayabilir. Ya bile. bazı Üçlü yerlerde biliyorsun. de Bizim pat... ülkemizde çok güçlü e, şey tamam, bazı Saçma yerlerde Saçma sapan de patlar. bir... Ama şu da Toptum'da var. Tuttumda patlamadı yani. Ama şöyle bir şey de var. Bu oyuncu grubuyla birlikte bunu tutturdun. Tuttum Yarın ya. öbürsü gün başka bir takım gelir gelirsenin e, o sinerjini bozabilir mi? Bozar. Olabilir. Bunlar futbolun için ama hocanın farklı var enerjiler sonların, yüklemesi e, takıma önemli. Ve yapıyor hocam. Hoca bunu yapıyor. He, hoca bunu o konu hoca başarılı Sonuna hocam. Bu konuda başarılı hocam. Peki Galatasaray 4, 3. sırada 10 puanı var. lider Lazio 12 puanı var. Ajax'da 10 puana sahip. Galatasaray ile birlikte 6. sıraya kadar Atletik Bilbao, Antrag, Frankfurt ve Anderlecht de 10 puanı var. Şimdi gelelim gecenin evet flash sonucuna. Tersten flash. Burada da kırmızı ile ikisi de belirttik zaten. Jose Mourinho. Evet. Maçı yedek kulübesinden izleyemedi. Çünkü cezalıydı Mourinho. Zaten kendi adetleri gereğiydi. Cezalı olduğu maçlarda basın toplantısına da çıkmıyor. Öyle bir durumu var. Fenerbahçe'nin ekibinin en yaşlı üyesi de Zeki Murat Gölü olduğu için o yaptı basın toplantıları. Onun da bilgisini verelim. Niye o çıktı diye soran olursa. Fenerbahçe yenildi Azi Akmar'a 3-1. Ve 5 puanda kaldı. 21. sırada yer alıyor Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde. Ve Fenerbahçe dün birçok rekora imza attı. Bunlardan bir tanesi Azi Akmar'ın 6 maçlık süren mağlubiyet serisini sonlandırdı Fenerbahçe. Golün sahipleri Dal, Simit ve Cassius ilk defa Avrupa Ligi'nde gol attı. Fenerbahçe böyle bir rekoru da kırdı oyunculara da yardımcı oldu. Fenerbahçe işin özünde Aize Alkmar'ın Paf takımına 3-1 yenildi. Hadi Paf olmasın da altyapı oyuncularının ağırlıklı olduğu bir Aize Alkmar yenildi. Neler söyleyeceksin? Ya şimdi Aize Alkmar dediğin ekip çok kötü. Son döneminden bahsediyorum. Evet. Hollanda ekolünde oyuncu yetiştiren, piyasaya süren, yıldız isimler oluşturan bir ekip. Eyvallah ama yaş ortalaması 25.3. Yani nereden bakarsan bak bunu tartışmaya bile açmak. Mourinho resmen ayağına sıkmıştır. Yani Hollanda ekibi karşısında bu denli kötü bir takım. Bu denli artık buna rehavet mi dersin? Ciddiye almama mı dersin? Yoksa ya biz her halükarda UEFA'da işte playoff'a kalırız ya da ne bileyim ilk 8'e zaten gideriz bu maçı kale bile almak yok mu dersin? Ne dersen de. Ama bu tamamen Mourinho'ya yazar. Bırak kulübede de otursa da yazar. Ne oldu yapı? Hani yapı vardı abi. Bu yapılar nerede? Yapı olmadan da ha, Bu yapı <laughs> nerede? Al burada. Değil mi? Yani sen tribünden izliyorsun maçı. Müdahale ediyorsun. Yanında da zaten devamlı üfleyen bir arkadaş var. Aşağıya bilgi uçuruyor. Oyuncu değişiklikleri yapıyorsun. Üçlü forvete döndün. Bütün adamları sahaya sürüyorsun. Gol atamıyorsun. Penaltı Tamamen bir fecat. Yani maçtan sonra açıklama var. O anda Enes'i kendini iyi hissetmiş. Ondan penaltı atmış diyorsun. İyi hisseden diyorsan. de vuruyor diyor. E, tamam. Yani bunların hepsi planlanan şeylerse, sana göre planlanan şeylerse bu Azi Altmar'ı evire çevire senin yenmen lazım kardeşim. Yeneceksin. Eğer Fenerbahçe olarak bir şeyler ortaya koyuyorsan ya biz Mourinho'yu getirdik diyorsan işte hatırla Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Mourinho'nun açıklamaları var ya o zaman biz UEFA Kupası'nı kazanırıza giden açıklamalar bütünü vardı e bunlar varken de Azi Altmar'dan 3'ü yemeyeceksin, yememelisin yani bunu tartışması lazım yoksa Trabzonspor'u yani bir tık Trabzonspor'u senin her halükarda yeneceğini biz hepimiz biliyorduk ama orada zaten ama da Fenerbahçe hakemi de yani ya tamam hakem konusu. Federasyon, Bak. hani onu şimdi bir dakika. Tamam, bir dakika. bitik Trabzon diyerek o galibiyeti küçümseyemez. Hayır. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Şu hocam, bir dakika. Hocam bir dakika. Burada sesiz. duralım hocam. Bak evet. burada duralım. Duruyorum. Bitik Trabzon sporu evet. sen her halükarda 107 miydi 108 de atıp yeneceğin çok belliydi. Olmaz. Abi. Çok belliydi hocam. Fenerbahçe orada tamam Trabzon'u maçtan da koparmıştı ama hakemin verdiği penaltıyla ilk penaltıdan evet. bahsediyorum. Ve penaltı verilmeyen değil, penaltı. Bence penaltı değil. Trabzon'u maçı ortak etmiştir rakip. Fenerbahçe orada çok üstün bir galibiyet almış ama bu takım her hafta hakemleri yenmek zorunda mı? Değil. Ee, ne yapalım Buna takım? işte yönetimin el koyması lazım. Yani ben yapıydı. Tam yapı var ama sen lobi olarak Galatasaray bu lobiyi yapıyorsa sen de yap yönetimi Sen Fenerbahçe'yi yakından takip eden acar bir muhabirsin. Bak çok net söyleyeyim sana. Ve Acun Bey'in bir açıklamasını gördün mü, duydun mu? ya da Twitter'da paylaşım yaptım. Şu dünden sonra ne diyecek abi? Neden? Esas şimdi yapmak... Dün işte Galatasaray konuşması lazım, lazımdı, konuştu. Yapıdan vurdu, şeyden E tamam, esas şimdi konuşması lazım değil mi? Şimdi konuşacak Bana göre yüzü... şimdi konuşması Her lazım. Fenerbahçe yönetiminin artık konuşacak yüzü kalmamıştır. Bitti. Ya neyi konuşacaksın abi? Her hafta bir şeyler söylüyorsun. Tamam bak, yapıda mutabıkız. Mutabıkız, sorun yok. Tamam. Ama sen ne yapıyorsun? Lobi olarak rakibin bir şey yapıyorsa sen de yap. Yapmıyorsan orada zırlama. Al dün yenildi. Ne diyeceksin şimdi? Ya ben şöyle bir bakıyorum. Top alalım, bitsin abi. Evet ben şöyle bakıyorum. Evet. Fenerbahçe'nin bu yenilgisi küçümsenecek bir yenilgi değildir. Pazar günü Sivas'a karşı oynaması ve bundan sonraki süreci yürütmesi de bana göre sakıncalı duruma Bence gelmiştir. Ve hatta şunu evet. da söyleyerek kapatayım. Ben Mourinho'nun, sen değinmedin Beşiktaş'ı tebrik ederek geçtin. Bu Etti, büyük hocayı, yeşil, yeşil tik alan evet. Giovanni'yi Giovanni hocamı. Ben Mourinho'nun Giovanni hocadan daha önce Türkiye'yi terk edeceği bombasını bırakarak bu programı noktalamak tamam istiyorum. Tamam hocam bombayı bırak. Tamam Pat mı? Patlamazsa ben, Tamam patlama, patlama, patlamaz, patlamaz, patlamazsa da patlamazsa da Jose Mourinho'nun Jose Mourinho Fenerbahçe'den Giovanni Van Bronckhorst'tan daha önce Süper Ligi terk edecektir. Sorunu bak, bak çok net söyleyeyim Fenerbahçe'nin sorunu hocam hoca değil. Jesus geldi. Sen Jesus'a sahip çıksaydın Fener o sezon şampiyondu. Pereira geldi, Pereira çok güzel üçlü oynatıyordu takımı. Sen sahip çıksaydın Pereira, o gün yok Mesut oynat, yok dörtlü oynat, yok bilmem ne yap demeseydin. Hocana sahip çıksaydın, lobini de yapsaydın, Fener yine şampiyonluğu Sen zaman. yönetimde mi var diyorsun sonra? Ben sorun. yönetimde sorun var, Türkiye'de maalesef, bak her programda söylüyorum, şampiyonluğun bazı dinamikleri var. Yani lobi yapmak zorundasınız, yapmayınca olmuyor. Oyun sağdaki oyunla şampiyon olunmuyor. Türkiye'de. Yani. dışında da güçlü olacak. Sağ dışında diyorsun. da olacak. Belki %50-50 yani bunun oranı. Bazen sağ dışında %70'e kadar varıyor da. Fenerbahçe bunu yapamıyor. Mourinho'yu göndereceksin veya sen gitmiyor. Bak ısrar ediyorsun. Bir üstsüzlük yapıyorsun yönetim olarak gitmiyorum dedin. Tamam. <laughs> Mourinho'yu gönderdin. Ne getireceksin yerine? Ne diyeceksin taraftarı? İsmail Kartal'ı mı geri getireceksin? İsmail Kartal hazır bekliyor ne hocam. Diyeceğim. Benim bekliyorlar. Bunun bak. üstü ne ya? Bunun üstü tuvaliler, guardiolar, işte ne bileyim. Kulüpler falan gelmesi lazım. Yani sen burada sorun sende. Sorun yönetimde. Bence, hoca da değil sorun. Bence sorun hoca. Hoca dün çok hatalı değişiklikler yaptı. Fenerbahçe maçı o yüzden verdi. Samsun'da da öyle oldu. Takımı geri çekti Fenerbahçe. O yüzden 2 ben... puanı bıraktı ama sorun hoca değil. Hoca değil diyorsan, hoca büyük hoca geldi diyorsan ki kaldı ki sen çok büyük hoca hocasın. Lance çok büyük yaptın. O, ben Ve şu anda Jesus da çok büyük. Bir Mourinho bir. sınıfta kalmıştır hoca. Jorge Mourinho da çok büyük. Mourinho, Mourinho, Mourinho sezon sonunu göremez artık. Bak bunları kayıt olarak yarın öbürsü gün yayına da vermeni senden özellikle istirham ediyorum. Tamam mı? Jose Mourinho böylesi aşağılayan bir ligde, Böyle bir lig olmaz. Bu ligi kim seyreder dediği Aa, ligde. Evet. Okan Hoca dün çok güzel konuştu. Evet. Ekonuza. Ona Bak, gereken cevabı konuştum. verdi. Evet. Bence de bu, bu kadar ileriye gitmemesi lazım. Eğer gitmek istiyorsa da kardeşim Fenerbahçe Kulübü büyük camiadır. Verir tazminatını. Arkasına baka baka gider. Bu kadar da basit. Arkasına bakmaz. Tazminatları alır. Yani niye arkasına baksın? Ya ben, bence Bundan de sonra da Arabistan olur da durar. Mourinho da değil sor. Ben yine altını çiziyorum. Yönetim artık bir şeyler yapmalı Fenerbahçe İnşallah yaparlar diye. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür dostum. ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.